Samanyolu Avrupa ekranlarından hayırlı günler sevgili seyirciler. Bir Danışıyorum programında daha sizlerle birlikteyiz. Her programımızda olduğu gibi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Avrupa Birliği hukukundan doğan hakları, bulundukları ülkelerdeki sosyal güvenlik sisteminden kaynaklanan hakları ve en temel hakları olan eğitim konularında kendilerini bilgilendirmeye çalışıyoruz. Her programımızda mutlaka bir uzman konuğumuz bulunuyor. Sizlerden gelen gerek elektronik posta gerekse telefonla aldığımız sorulara da mümkün olduğunca cevap vermeye çalışıyoruz. Bu haftaki konumuz Avrupa ülkelerinde başta Almanya olmak üzere yaşayan vatandaşlarımızın özellikle vergi yükümlülerinin vergi konusunda son gelişmeler hakkında bilmesi gerekenler ve artık Avrupa'da dijital elektronik sisteme geçildiğinden elektronik vergi kartlarıyla vergi denkleştirme konusunda açıklamalarımız olacak. Bizlere elektronik postayla ulaşmak isterseniz elektronik posta adresimiz danisiorum@samanyolutv.eu, telefon numaramız 0049 69 3003 4198. Asım Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu haftaki konumuz bütün Avrupa Birliği ülkelerindeki vatandaşlarımızı ilgilendiriyor ama en çok insanımız Almanya'da. Evet. Dolayısıyla vergi yükümlülerinin de çoğu Almanya'da, çoğunluğu, evet. İş adamı, sadece iş adamı değil, bir yerden yardım alsa dahi kendisine mutlaka vergi denkleştirme karnesi gönderilen her vatandaşımız. Evet. Herkes vergi yükümlüsü. Şimdi son gelişmeler dedik ama önemli olan, biliyoruz ki ilk programımızdan itibaren bildirdik, bütün Avrupa'da Almanya başta bu işin lokomotifi, elektronik sisteme geçiliyor. Oturumdan, sağlık kartından vergilendirmeye. Bu son gelişmeyle ilgili elektronik vergi kartıyla denkleştirme deyince ne anlayacağız? Devletin kağıt ve bürokrasi tasarrufu gayesiyle başlattığı bir sistem. Herkesin bilgileri elektronik olarak nüfus memurluğundan alınıyor, maliyeye bildiriliyor, maliyeden alınıyor, sağlık sigortasına bildiriliyor, emekliliğe bildiriliyor. Yani kişilerin özel hayatıyla ilgili dahi olsa bütün bilgiler devlet tarafından biliniyor. Bunun adı elektronik sistem şimdi. Peki, vergi denkleştirmesine de elektronik uygulamaya geçildi. Evet. Şimdi bu elektronik vergi denkleştirmesi deyince bildiğim kadarıyla vatandaşlarımıza şu son zamanlarda şey gönderildi. Yani eskiden sadece Lohnsteller kartı Almancası dediğimiz, evet, vergi denkleştirme kartı. Şimdi onun yerine bilgi gönderiliyor herhalde. Evet. Siz de vermiştiniz. Arkadaşlarımıza da rica edelim, gösterelim. Bu tip bilgiler geldiği zaman anlayacağız ki elektronik vergi kartı doldurulacak, öyle mi? Yani elektronik vergi kartıyla vergi denkleştirmeyi bir girelim. Nasıl olacak? Elektronik vergi kartı veya elektronik bilgiler diyelim ona biz karttan ziyade. Bu gelen sizin de ekranda gösterdiğiniz bilgilerde şu deniyor. Sayın vatandaşım, size ben bu bilgileri gönderiyorum. Eğer bu bilgiler sizin özel hayatınıza tam uyuyorsa, adınız, soyadınız, vergi sınıfınız, çocuk sayınız, varsa vergiden muaf miktarlar, tamam. Yapacağınız hiçbir şey yok. Yani bu önceden olan, bugüne kadarki kayıtlarından, evet, bir sonuç çıkmış. Evet. Bunu doğrulayarak ondan sonra bize elektronik kartı doldurma sistemiyle dönün demek istiyor. Evet. Peki. Bu gelen mektupta da belirtildiği gibi 2012'nin ocağından itibaren bu sisteme geçilecek. 1 Ocak 2012. Ve Eylül ayına kadar olan bilgiler geçerli şu anda. Evet. Bu ne demek? Şu demek. Mesela vergi sınıfı vatandaşın 3, çocuk sayısı 2. Şu ana kadar öyleydi. Evet. Fakat bugün mesela haberini aldık. Dünyaya bir çocuk geliyor. Evet. Hatta biraz önce yayınımıza bilgi için aramıştınız. Gönderdim. Asım amca, ben hastanedeyim. Oğlumu bekliyorum. Selamlar. Ben de Allah kolaylık versin, hayırlı evlatlarımız gelsin dünyaya dedik. Allah hayırlı uzun ömürler versin dedik. Ha, ne oldu? Şimdi bu vatandaşın çocuk sayısı arttı. Ama şimdiye kadar olan bu bilgi de yoktu. Bu elektronik yoktu. Ortamda daha çabuk geçirilebilecek o zaman. Evet. Şimdi ne olacak? Hastaneden aldığı bilgileri maliye vatandaş giderek veya bize gelerek, benim çocuğum 1'di, 2 oldu veya hiç yoktu, 1 oldu şeklinde bildirerek maliyeye, dolayısıyla işverenine bildirmiş olacak. Evet. Peki bu bilgiler, yani farklı bir durum varsa bilgilerde, biraz önce çocuk örneğini verdiniz de başka farklı bilgi de varsa ne yapması gerekecek? Hemen elektronik bir bilgisayardan mı girecek? Hayır. Şimdi bazı şeyler, mesela
ailede özürlü insanlar var. Şimdiye kadar vergi denkleştirmesinde o özürlü insanlar bildirilmiş. Onu tekrar bildirmesine gerek yok. Evet. Ama o özürlü insanın %50 özürlülüğü vardı ama bir değişiklik oldu, %70'e 80'e çıktı. O zaman onu da bildirecek. Evet. Bir de 1-1-2012'den itibaren eğer uzun yola gidenler varsa, yani yıllık yol masrafları 1000 euroyu geçen insanlar varsa, onlar da isterlerse vergi muafiyeti dilekçesi verecekler. Yani Almanca tabiriyle Steuerermäßigungs Antrag verecekler. Peki hangi durumlarda bu vergi muafiyeti dilekçesi vermek gerekebilir? Vergiden muaf olmak istiyor insan. Şimdi vergi muafiyeti dilekçesinin avantajı ne? Vatandaş aldığı maaşı net daha fazla alır. Diyelim ki az önce bahsettiğimiz özürlülük miktarı var. Onun belirli bir miktarı var. Mesela %50'de 570, %70'de çıkıyor 1020 euroya. 1020 euro muafiyeti eğer ben sene sonunda kullanırsam, gelirin durumuna göre örneğin 300 euro alırım. Ama vatandaş diyor ki ben bu 320 euroyu sene sonuna kadar almaya beklemiyorum. Sene başında bildiriyorum ve ay bu ay işte 15-20 euro ayda fazla para alıyorum. Veya 25-26 euro fazla para alıyorum diyor. Bir de uzun yola gidenleri düşünün. Vatandaş Frankfurt'ta oturuyor fakat Heidelberg'de çalışıyorsa. 90 kilometre, 80 kilometre yol. Onu daha önceden yılbaşından önce 30, ha bu dilekçeler 30 Kasım'a kadar verilmek zorunda. 30 Kasım'a kadar maliye veriliyor. Vergi muafiyeti elektronik olarak işleniyor. Evet. Ve işverene bildiriliyor. İşveren de maaştan ona göre vergi kesiyor. Peki. Yani daha az vergi kesiyor. Teknik olarak sizin yani vergi denkleştirme uzmanları olarak ki Avrupa'da özellikle Almanya'da bu dernekler bazında evet. Vergi denkleştirme işlemleri yapılıyor. Kişiler kendi de yapabilir ama tabii. Teknik bilgiler gerektiği için bir tabii. Uzmanıyla yapmak lazım. Tabii teknik bilgilerde siz faktör ferfarın diyorsunuz. Yani faktör yöntemi diyelim ama bu vatandaşımızın anlayacağı şekilde ne demektir bu? Şimdi faktör ferfaren şu demektir. Eğer eşlerden ikisi de çalışıyorsa birisi 3, birisi 5 vergi sınıfını seçer. Halk arasında sen 3, ben 5 öyle konuştuk. Diyorlar. 3, 5 evet. Diyorlar. Veya 4, 4. Evet. Toplamı 8. Şimdi daha önceki yapılan araştırmalara göre 3, 5'lerde üçlüler büyük gelirle çalışırsa 5'lerde genellikle bizde öyle oluyor çünkü. Evet. Bey çalışıyor 50 bin euro brutlu. Eşi çalışıyor atıyorum yarım gün falan 20 bin brutlu. Vergi kesintisinde belirli bir işlem yapılıyor. Fakat senesine olduğu zaman ailenin geliri 70 bin euroya çıktığı için finansamta yani maliye borçlu duruma kalma zorunda kalıyorlar. Evet. Bu zarureti ortadan kaldırmak için devlet faktör ferfaren koydu. Ne 4-4 kadar fazla vergi kesilsin ne de 3-5 kadar az vergi kesilsin. Bir orta yol bulundu. Bu seneye ait bir yenilik. 2010 yılında uygulandı. Önceden böyle değildi çünkü. 2010 yılının başında biz faktör fören konusunda bilgi verdik. Esasında bizim ilk yayınımızda yani 2010-2011'de verdiğimiz o bilgiler verdik. Bir değişiklik. Ben şöyle anladım o yüzden soruyorum. Yani artık vatandaş şunu bilecek. 4-4 hiçbir değişiklik yok. 3-5 yani ne senden çok ne benden az kesiliyor o anlamda mı bilecek yoksa? Şimdi devlet otomatikman işleme koydu faktör ferfareni bu sene ve biz şunu görüyoruz. 2009 yılının işlemini siz gelip yaptırmışsınız. Evet. Örneğin 1500 euro para almışsınız maliyeden. Evet. Afiyet olsun severek yediniz. Bu sene geliyor vatandaş hesaplamayı yaptırıyor. Gelirler aşağı yukarı aynı olmasına rağmen 1500 euro inip geliyor 500 euroya. Asım Bey, ben geçen sene 1500 euro maliyeden aldım, bu sene 500. Neden? Bu değişiklik ne? Ben de diyorum ki, aradaki 1000 euro siz ayda 70-80 euro olarak aldınız. Belki hiç fark etmediniz bile devlet ama... Devlet bunu sistemi otomatikman uyguladı. Otomatikman faktör ferfaren uygulandı ve rahatlandı. Evet. Peki, şimdi elektronik vergi denkleştirmesi de olsa, vergi denkleştirmesi yapılacak. Tabii. Vergi hükümleri bilmesi gerekiyor. Biz vatandaşlarımızın anlayacağı şekilde bu ana bilgi ve belgeler nelerdir? Onu bir... rica etsek sizden. Ana bilgi ve belgeler başta maliyenin elektronik yapmasına rağmen işvereni mesela 2011 yılının vergi denkleştirmesini yaptırırken 2012'nin ocağında, şubatında işveren onlara bir kağıt verecek.
Yine adı soyadı. Lonjiter belgesi anlamında. Yani bir kağıt yani artık. Elektronik vergi denkleştirme kağıdı onun adı. Evet. Onun üzerinde brütleri, sosyal sigorta kesintileri. Hepsi belli. Hepsi bütün adı soyadı ve kimlik numarası. Evet. Bilhassa çok önemli. Bütün o bilgiler var. O bilgilerle bize geliyorlar. Birincisi bu. Evet. Arkadaşlarımız da tabii vardı ekrana yansıtırlarsa vatandaşlar özet olarak görmüş oluyor. Evet, vatandaş bize gelirken vergi işlemlerindeki gerekli bilgi ve belgeleri söylüyoruz. Belgeler olarak. Tabii ki varsa bakım belgelerini getirecekler. Birazdan değineceğimiz sosyal güvenlik kurumuyla ilgili bilgi ve belgeler gelecek ki tercüme edilmesi lazım onların. Almanca'ya çevrilmesi lazım. Sağlık masraflarının gelmesi lazım. Okula giden çocukların okul bilgilerinin gelmesi lazım. Yani bu konuda çok teferruatlı bilgiler yine var. Yine de her zaman söylediğimiz yani banka bilgileri, evlilik, ayrılık, boşanma, doğum, 18 yaşın üstü altı belgeler. Onu, yani onu sayfalar, internet sayfalarımızdan vesaire bilgilerden öğrenebilirler. Tamam, standart eski bilgiler arasından. Bu sene yeni bir belge gönderilen veya istenen var mı? Yani elektroniğe geçişti deyince acaba bize bir CD gönderiyorlar. İçinde de elektronik kart çıkıyor. Yok. Hayır. Vatandaş zaten orada çok soru soruyor bize, bu belgeler gelir gelmez hemen geldiler, bu belge nedir, neden, biz ne yapmamız lazım? Ben de dedim eğer işte az önce söylediğim gibi değişiklikler varsa bildireceksiniz, değişik bir şey yapmanıza gerek yok. Biraz önce arkadaşlarımız göstermişlerdi, Almanca olarak yazdığında da ilk defa elektronik olarak datalarınız, verileriniz yüklendiği vergi denkleştirmesiyle ilgili size bilgi diyor. Ama tabii vatandaşımız bunu maliyeden de gelince hemen önemsiyorlar. Arkadaşlarımız göstermişler. İlk önemsiyorlar. Evet. İlk imalkar değiller. Çünkü yanlış bir bilgi değilse ben buna göre işlem yapacağım demek. Peki tabii bu arada biz sevgili seyircilerimize şunu da hatırlatmamızda fayda var. Sevgili seyirciler, Türkiye'den de emekli olanlarınız var. Yani SGK üzerinden emekli olanların vergilendirmelerinde, vergi işlemlerinde, vergi muafiyetinde nelere dikkat etmeleri gerekecek? Onları da şimdi kısaca ana hatlarıyla açıklamaya çalışacağız. Yeniden emekli olmak isteyenler Türkiye'den veya olmuş olanlar önemli. Ne yapması gerekecek? Asım'ı bilgilendirecek. Bu arada İsviçre, Danimarka, İngiltere ve Fransa'ya bağlanmaya çalışacağız. Orada da yeni bir uygulamalar var mı? Arkadaşlarımız İsviçre'yi bağlayıncaya kadar biz Asım Bey'le bu konuyla ilgili ilk konuya bir geçelim. Asım Bey, yani her ne kadar vatandaşlarımız Avrupa'nın tamamında dağılmış vaziyette bulunuyorlarsa da Almanya elektronik kısma geçmiş oldu. Ben giriş olarak Avrupa'da da böyle bir uygulamaya geçecek mi? Sizde böyle bir bilgi var mı? %90 herkese, bütün ülkeler geçmiştir diye düşünüyorum. Peki. O zaman bütün ülkelerde ama şu kesin, vergi muafiyeti. Fakat biz vergi denkleştirme, vergi ve vergi muafiyetini normal halk arasında karıştırabiliyoruz. Ben kısaca vergi muafiyeti ne demek? Yani ve bundan kim yararlanır? Kısaca bir alabilir miyim? Vergi muafiyeti, bir insanın bir geliri var. Evet. Bir de giderleri var. Evet. Giderler muaf olan bölüme girer. Bunun adı diş doktoru masrafı da olabilir. Sosyal güvenlik kurumuna yatırılan para da olabilir. Bakım parası da olabilir. Uzun yola gitmişse uzun yol parası da olabilir. Bunların hepsinin adı her ayrı ayrı kalemler olarak muafiyet miktarları. Peki şöyle mi anlayacağız? Ben bu vergiden muafım madem, o ödediğim belgeleri belgelersem devletten para alacağım. Evet. Ve bu para bize bir artı kazanç, yani kullanacağım, sarf edeceğim mi anlamak lazım? Yoksa ben zamanında ödediğim parayı mı geri alayım? Benim ödediğim, devlete ödediğim parayı istiyorsanız kabaca söyleyeyim, haksızca ödediğim para haklı olarak geri alıyorum. O zaman şöyle olabilir mi? Devlet de kendi sisteminin çarkını çevirmek için, senden bir borç alıyor, sonra geri veriyor. Borç almıyor. Devlet diyor ki senin diyor çıkarmış olduğu tabeleler var. İşte vergi sınıfı 3, çocuk sayısı 1, 2, 3, 5 neyse veya vergi sınıfı 4. Onun tabelesi var. Evet. 8004 eurodan başlar bekarlarda. Evet. Evlilerde 16008 eurodan başlar. Yani bekar bir insan, bir talebe, artık kimse 8004 euroya kadar 1 sent vergi vermez. Tamam. 8005. eurodan itibaren başlar, sent yukarıya doğru gider. Tamam. Ve tabii gelir yükseldikçe de biliyorsunuz vergi yüzdesi %42'ye kadar çıkıyor şu anda. Peki yani bu vergi muafiyetinde dikkat edilecek şeyler de var. Onu kısaca izleyeceğim ama önce İsviçre hattımız şu anda hazır. Buyurun. Bunu bir görüşelim. Alo. Hayırlı akşamlar Süleyman Bey. Hayırlı günler Ali Bey. Sizden ricamız, bu hafta belki bu dönemin ilk bağlantısını yapıyoruz ama biz Almanya'da elektronik vergi denkleştirme sistemine geçildi. Kısaca biz Almanya'da yani vergi yükümlülerinin, ki bütün vatandaşlarımız aynı konumda, ille iş adamı olmak gerekmiyor, bilmesi gerekenleri ve elektronik kısmı istiyoruz. İsviçre'de
vergi mükelleflerinin bilmesi gerekenler açısından bizi biraz bilgilendirirseniz ve en önemlisi sizde de elektronik olarak artık bundan sonra elektronik vergi denkleştirmesi mi yapılacak? Elektronik sisteme geçildi mi? Kısaca bunu rica ediyoruz. Elbette memnuniyetle. Şimdi öncelikle İsviçre'de söz konusu olan gerçek şahıslar buradaki Türk vatandaşlarımızı ilgilendiren şunu bilmeleri gerekiyor. İsviçre'de vergi miktarları gelir üzerinden alınıyor ve beyan esasına dayanıyor. Her yılın başında Mart ayından itibaren yurttaşlarımıza vergi dairelerinden bir vergi beyannamesi formu geliyor. Bu formu kendi bir önceki yıldaki gelirlerine göre beyan etmeleri gerekiyor. Evet. Burada her türlü gider vergiden düşülemiyor. Ama vatandaşlarımız genellikle vergiden neyin mahsup edilebileceği, düşünüleceği konusunda çok da geniş bir bilgiye sahip değil. O nedenle bunları herhangi bir yerde, örneğin bir seyahat acentası ya da kredi kuruluşundan çok bu konunun uzmanlarında doldurmalarını tavsiye ederim. Çünkü nihayetinde bu beyandaki belgelere göre vergi miktarı ortaya çıkıyor. Evet, peki Almanya'da genelde vatandaşımızın bilemediği bu hususlarda vergi denkleştirme dernekleri var. Bir Verein altında kamu hizmeti vererek yapıyorlar. İsviçre'de de bu şekilde mi yoksa özel uzmanlara mı gitmek gerekiyor? Gerçi Almanlardan kendi kendine dolduranlar da var ama teknik bilgi gerekiyor. İsviçre'de bu sistem nasıl uygulanıyor? Tabii elbette yani prensip olarak insanları bunu kendileri doldurmaları mümkün. Çünkü vergi beyannameleriyle birlikte bir CD geliyor. Orada yeterli açıklamalar var ama herkesten bunu yapması beklenemez. Bu konuda danışma merkezleri var. Evet. Çok yüksek olmayan ücretlerle doldurulabiliyor. Oralara gidilebilir. Ama mutlaka doldurulması gerekir. Eğer bir mükellef vergi beyanında bulunmazsa bu durumda vergi dairesinin kendisinin vergi miktarını takdir etme hakkı var ki bu genellikle yüksek miktarlar oluyor. Tahmin ediyor. Tabii vatandaş itiraz etse de belki süresi zamanı geçecek ki çoğu zaman biz süresinde de itiraz etmiyoruz. Otomatikman kayda geçecek. Evet, kesinleşiyor bu kararlar ve çok düşük olmayan yüksek vergileri ödemek zorunda kalıyorlar. Evet. Bir başka belki bilmeleri gereken konu tahakkuk etmiş vergiyi eğer bir seferde ödemeleri mümkün değilse vatandaşların vergi dairesiyle görüşüp bunu uzun vadeli takside bağlamaları mümkün. Evet. Ya da eski vergileri içinse ödenmemiş vergilerde erlaf denilen yani vergi miktarının bir kısmının affedilmesi de mümkün. Tamam. Son olarak şunu öğrenmek istiyoruz. Şimdi bu vergi denkleştirmelerinde burada elektronik sisteme geçildi demiştik. İsviçre'de yani elektronik kartla ilgili bir uygulama kısaca var mı? Yoksa son gelişme olarak da bir büyük vatandaşların bilmesi gereken 2012'den başlayacak diye söyleyeceğiniz bir şey varsa onu da alalım. Yani İsviçre bu konuda Almanya'da kadar hızlı değil, bunu söyleyebilirim. Evet. Elektronik olarak yapılabilen işlemler var ama belki bu şu anda vatandaşlarımız için çok da kolay değil. Son olarak şunu söylemek isterim, iş yerleriyle ilgili, Türk iş yerleri sahipleri için onların da bu konuda çok dikkat etmesi lazım. Kendi günlük pratiğimizden de bildiğimiz Türk iş yeri sahiplerinin vergi konusunda yeterli hassasiyeti göstermemesi nedeniyle ciddi cezalarla karşı karşıya kaldığıdır. Dolayısıyla yıllık cirolarını yaptıklarında kar durumundayken yanlış yani bilmemeleri veya bu doğru hareket etmemeleri sonucunda maliye vergiyi ödeyecekler. Halbuki bunu baştan hesap etmeleri gerekiyor. Zarar gibi görükebiliyor değil mi? Evet çok haklısınız. Bizim insanlarımız genellikle ciroyu kar sayıyor. Evet. Halbuki ciro başka, net gelir başka. Tabii. Bu konuda da mutlaka uzmanlarla çalışmalarını tavsiye ederim. Ali Bey çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki programlarda görüşmek umuduyla. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olasınız. Şimdi Asım Bey demek ki Almanya bu işin lokomotifi. Almanya'da böyle başlıyor. Almanya dışındaki Avrupa ülkeleri hakikaten biraz ben şöyle dalgılıyorum. Her elektronik işlemde veya her yeni uygulamada Almanya bir başlasın bakalım. Hani çünkü göçmenlerin de çok olduğu bir ülke. Evet. Herhalde öyle hareket ediliyor. Şimdi vergi muafiyeti. Ali Bey çok güzel bir konuya girdi. Buyurun. Vatandaşlara gönderilen formlar geldi. Evet. Federal Almanya'da çok büyük bir posta masrafı ve matbaa masrafıyla kağıt israfıyla herkese bu formülerler gönderiliyordu ve vatandaş tabii ki doldururken onu kullanıyordu. Şimdi elektronik sisteme geçildiği için ve bizim gibi vergi denkleştirme bürolarına gelindiği için ve ELSTER dediğimiz elektronik sistemle yapıldığı için vergi dairesi diyor ki gelen sonuç bildiriminde artık siz ELSTER sistemiyle yaptığınız için size kağıt belgeler formülerler gönderilmeyecek. Bu kağıt belgeler sadece maliyelerin, yani finansalların maliyelerin
kapıcıların bulunduğu yerde yığılı senelere göre. Vatandaş eğer gerek ihtiyacı varsa gidip oradan alıyor. Böylelikle Federal Almanya çok büyük kağıt tasarrufuna ve posta tasarrufuna geçmiş oluyor. Şimdi tabii bu özellikle Türkiye'de son zamanlarda Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden borçlanarak emeklilikten tutun da emeklilik yani olmak isteyenler var, olanlar var. Bu konu esasında bayağı önemli. Fakat biz programımızda kim nasıl emekli olur bu konuyu işlemeyeceğiz. Ama emekli olmak isteyenlerle olanların vergi muafiyeti, vergi denkleştirmesi, çift vergi ödememesi için yapması gereken gibi şeylerde bilmesi gereken bazı başlıklar alacağız. Ama vatandaşlarımızın şöyle bir durumu da var. Bu konuya geçmeden önce iki ayrı yerde ikametleri oluyor. Yani bu diyelim ki bir de Türkiye'de var. Ama evet. Almanya'da iki ayrı yerde Anmeldung dediğimiz ikameti. Evet. İki tane evi var. Birisi bir yerde çalışıyor, hanımı bir yerde çalışıyor ama ikisini bulur. İki ayrı evi olan kişilerin, bu kritik bir konu olduğu için, vergi, ev masrafı oluyor. Bu konuda ne diyeceksiniz? Vergilendirmede neye dikkat edeceksiniz? Şimdi en son bana gelen bir beyefendi, doktor. Evet. Eşi de doktor. Paderborn'da eşi birisi kalıyor. Birisi çalışıyor. Eşi orada doktor olarak çalışıyor. Kendisi de Darmstadt'ta çalışıyor. Evet. Geçen sene nerede çalıştın beyefendi? Mannheim'da. Ama yarı senesini de atıyorum Giessen'de çalışmış. Şimdi Giessen var, Mannheim var, Darmstadt var, bir de Paderborn var. Paderborn oturduğu yer, çoluğunun çocuğunun olduğu yer. Mesafede var. Mesafede bir epey bir uzak. Ne yapacak? Madde 1, 2012 yılı için programın girişinde söylediğimiz vergi muafiyeti antrağını 30 Kasım'a kadar dolduracak. Bu bir. Çünkü maliye diyecek ki ben 2012 yılında Darmstadt'ta çalışıyorum ama ta Paderborn'a hafta sonları gidip geliyorum. Darmstadt'ta bir ev tuttum, onun kirası var. Otomatikman kira giderleri düşülüyor. İlk defa gittiği yerde 90 gün, günde 24 euro olmak üzere yemek masrafları düşülüyor. Tabii. Paderborn'a gidiş geliş yol masrafları, trenle veya arabayla gidiyorsa onlar düşülüyor. Eşiyle tabii ki telefon konuşmak zaruretinde. İşte onlar gibi, düşülüyor. Yani bunları bildirirse esasında çok vergi muafiyeti. Evet. Bu gibi bilgiler vergi denkleştirmede çifte masraflar olarak maliye muafiyet yapılırsa maaşını peşin alır. Daha fazlasıyla alır. Bildirmezse sene sonuna kalır, toplu para alır. Hangi durumda çift taraf masraf kabul edilmez? Yani hangi şart olsun ki Tipik bir örnek vereyim. Vatandaş Türkiye'den kalkmış Almanya'ya gelmiş. Almanya'da çalışıyor. Eşiyle birlikte gelmiş. Evet. Burada çalışıyor ve mesela Ziraat Bankası'nda 5 senelik 6 sene çalışmaya gelmiş bir vatandaş. Türkiye'deki evini bırakmış. Kiralık ev varmış, bırakmış gelmiş. Türkiye'den geldi. Belki de Türkiye'ye dönecek 5 sene sonra ama orada evi olmadığı için oradaki evden masraflar gösteremediği için çift ev masrafları kabul olmaz. Ama Türkiye'deki evini tutsaydı, benim Türkiye'deki evim duruyor. Telefon masraflarımı ödüyorum. Evet. Kapalı ama evet. İzine gittiğim zaman açıp kullanıyorum. Yazın gidince kullanıyorum derse, elektrik faturasıyla, telefon faturasıyla bunu ispatlarsa, Almanya'da ödediği vergiler ve Almanya'ya geldiği ilk zamanın bahsettiğim 90 günlük yemek masrafları, yani bilhassa kiralar vergiden düşülür ki bu da epey bir miktar tutuyor. Yani bu esasında bayağı önemli. Yani iki çok önemli. Bu kişi çalışma değil de öğrenci olsa da aynı şeyler, şartlar geçerli mi? Çok güzel bir konuya girdiniz Süleyman Bey. Öğrenciler konusunda Yüksek Mahkeme geçen ay bir karar verdi. Sayıştay. Şimdiye kadar öğrenciler öğrenim gördükleri sürece gelirler olmadığı için giderlerini de düşemiyorlardı. Devlet diyordu ki senin gelirin yok ki giderini ne yapayım ben kardeşim. Fakat Sayıştay karar verdi. Öğrenciyken yaptıkları giderleri gelirleri olmadığı halde yazıyorlar. Maliye bildiriyorlar. Maliye bakıyor. Gelir yok, gider var. Onu Almanca tabirle Verlust olarak yani zarar olarak deklare edip bir beşahit gönderiyor, bilgi gönderiyor. Zarardasın kardeşim. 3.000, 5.000, 10.000 euro. Öğrenci iken 2007, mi? Ben geçen hafta yaptım. 2007, 2008, 2009 okumuş vatandaş. Avustralya'ya bile gitmiş gelmiş. Orada mesela İngiltere'ye gitmiş. Özel okul masrafları vermiş. Bütün o masrafları düşüyoruz, gelir hiç yok. Masraflar düşülüyor. Hep zararda. O zararları 2007, 2008, 2009'da yaptığı zararları 2010'un, 2011'in, 2012'nin vergi denkleştirme yıllarında kullanabilir. Tamam.
Yani bu çok önemli bir konu, çok aktüel bir konu. Aynı zamanda biraz sonra vaktimiz el verdiği ölçüde, belki ikinci bölümde de olabilir, vatandaşlarımızın sorularına cevaplarken öğrenim masraflarıyla ilgili yine bir teknik bilgi verelim. Öğrenci kardeşlerimiz de bu konuyla ilgili bekliyorlar. Çünkü evet, tatillerde çalışıyorlar, şu anda çalışıyorlar. Öğrenciliğini çalışarak devam ettiren de var. Öğrenim masrafı aileyi de ilgilendiriyor. Ama tabii, bizim şu anda Avrupa'daki vatandaşlarımızın en çok konusu sosyal güvenlikle emekli olmayla ilgili. Biz SGK üzerinden Türkiye'den emekli olunursa, emeklilikle ilgili Almanya'da vergiden muafiyet, Almanya'da SGK konusunda çok mağdur olanlar da var da, evet, belki kendi yanlışları. Siz bu konuda ne diyeceksiniz? Yani Türkiye'den emekli olmak isteyenler şimdi neye dikkat etsin? Sosyal güvenlik kurumuna yatırılan paralar miktarı ne olursa olsun Almanya'da vergiden muaf. Yani vatandaş çalışıyor, normal çalışıyor, normal çalışıyor diye ekstra söylüyorum. Evet. Belirli bir vergi kesintisi var. Sosyal güvenlik kurumuna yatırdığı para düşülür. Karı koca ikisi de borçlanmaya tabi olunmak isterlerse, evet, kesinlikle tavsiyem ikisi de aynı sene yapmasınlar. Niye? Biz belirli bir baraj var bu miktarda. O mesela 25 bin euroluk bir sosyal güvenlik kurumuna yatırılan para bu sene düşülürse onun karşılığı vergi kesintisine bağlı mesela 3.500-4.000 euro getirir. Fakat paralı çıkış alınmış da, Almancası. Büyük bir miktarda para alınmış da, çok büyük bir miktarda da vergi kesilmişse, çok çok enteresan örneklerle karşılaşıyoruz. Her gün karşılaşıyoruz. Sosyal Sigortalar Kurumu'na yatırılmış 25.000 euronun karşısında vatandaş 18.000 eurosunu, 15.000 eurosunu devletten geri alıyor. Yani Türkiye emekliliği neredeyse hediye olarak geliyor. Bayağı yüklü bir para. Çok yüklü para. Çünkü yani bilhassa bu Afindun konusuna girdiğimiz zaman söyleriz. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu'na yatırılan paralar eşlerden, her ikisi de aynı senede Afindun alırsa, ki mümkün, o zaman ikisi de yatırsın. Ama mesela tipik bir örnek var. Ahmet bu sene Afindun alarak iş yerinden çıkacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'na bu sene parasını yatırıyor. Eşi Ayşe de 2012'de işten çıkacak. 2012'de paralı çıkış yapacak. Evet. O da 2012'de Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak parasını yatırıyor. Hem 2011'in vergi denkleştirmesinden, evet, hem 2012'nin vergi denkleştirmesinden toplu çok güzel para alırlar. Peki yani ilk defa emekli olacaklar, buna mı dikkat etsinler, yoksa bu emekli olanları ilgilendiren husus mu daha ziyade? Şimdi tren kaçmış mı kaçmamış mı? Onu önce bir şansına bakıyoruz. Sizin programınız sayesinde, isim vermeyeceğim, Bohum'dan bir abimiz danışıyorumdan sonra beni Ocak ayında aradı. Dedi benim Asım Bey çok güzel program yaptınız. Teşekkür ederiz, Süleyman Bey de çok güzel yapıyor. Benim 2006'dan kalma bir param var Sosyal Güvenlik Kurumu'na. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Dedim tercüme 100 euro tercüme masrafıyla bizim derneğe vereceğin, derneğin belirli çok cüzi bir zaten ücreti var. Dernek derken de bu zaten vergi denkleştirme derneği olarak. Yani onun yaptığınız işlemin karşılığı olarak. Vergi denkleştirme karşılığı olarak cüzi bir miktarda parayı zarar olarak kabul et, gönder, deneyelim. Gönderdi, kabul edildi. Ne kadar? Şansı varmış. 3.000 bilemiyorum, 3.500 euro para aldı. İyi bir para. Yani şans eseri kabul edildi. Tabii. Veya kanunlarda belirli boşluklar bulunuyor. Ama şu var. 2008'de, 2009'da Sosyal Güvenlik Kurumu'na parayı yatırmış. Bugüne kadar bu bilgiye sahip değilmiş. Fakat zaten ihmal etmiş veya herhangi bir neden dolayı vergi denkleştirme işlemini henüz yaptırmamışsa, evet, zaten şu anda daha o hakkı, evet, var. Ama işte vatandaşlar bunu yani bence bilmek şu anda önemli. Yani bu işleme geç de kalabiliriz. Biz geriye dönük zaten unutuyoruz veya elimize gelen evrakları pek okumuyoruz. Özellikle maliyeden gelen evrakları verelim geçsin, ama geç kalma durumları oluyor. Bu durumda ne yapmak lazım? Yani 2012'ye giriyoruz neredeyse. 2006, 2007, 2008'den. Şimdi Ekim'in başında bir karar alındı. Vergi denkleştirme işleminin bir kısım insanlar 7 sene geri giderek, bir kısım insanlar da 4 sene geri giderek yapıyorlar diyeceğim. Tembeller biraz daha tembel olacaklar. Yani nasıl olmasınlar, 2 senem daha var bekleyeyim diye. Öyle olmasınlar değil, bir an önce gelsinler. Evet. Gecikmiş olan insanlardan genellikle insanların bir avantajı şu var. Az önce Ali Bey de İsviçre'den bahsetti. Dedi ki işte taksitler halinde ödeyebilirler borçlarını. Evet. Devlet eğer vatandaş borçluysa, evet,
Rahaten sağlığın diyoruz Almancası. O taksitlerle ödemeyi bazen yani çok şartlar, zor şartlarda kabul eder. Evet. Fakat %6 faiz alır. Evet. Geciken insanlarda da tam tersi. Diyelim ki Süleyman Bey 2007'yi doldurtmamış. Evet. Gelmiş 2010'un sonunda, yarın bir gün doldurtacak. 2011'in sonunda pardon. 1000 euro para alacak 2008 yılına ait. Devlet o 1000 euronun 2 senelik birikmiş faiziyle birlikte o parayı gönderiyor. Ha, tamam. Çalıştırmış bu da, olduğu bu da, için. Bu da bir artı çalıştırdığı için. Evet. Çünkü devletin evet. Şeyde... yani ama 7 yıl geriye gidilebiliyor. Yani evde işte ben atlıydım 8 senedir çekmecede duruyordu diyorlarsa hiç çekinmeden gelsinler 7 evet. senelik belgeyle gelebilirler. Evet. Sevgili seyirciler bu haftaki konumuz Avrupa'da yaşayan başta Almanya'daki çoğunluk vatandaşlarımızın vergi denkleştirme işlemlerinde bilmesi gerekenler, vergi yükümlülerinin elektronik sisteme geçişte bilmesi gerekenler ve özellikle Türkiye'den SGK üzerinden emekli olanların, olmak isteyenlerin vergi işlemlerinde nasıl hareket edecekleri konusunda bu konuda sorularınız olursa, telefonla sormak isteyenler de olursa da arkadaşlarımız zaman zaman bilgilerimizi geçiyorlar, bize bağlanabilirsiniz. Bu arada biz tabii Avrupa ülkelerine bağlanacağız diye söylemiştik. Fransa hattımızda bir görüşelim ondan sonra görüşelim. Da döneriz. Alo. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Fransa'dan da bu haftaki konumuz bizim vergi hükümlerinin bilmesi gerekenler. Sizden sevgili Fransa'da yaşayan seyircilerimize vergi hükümlüsü olarak bilmesi gerekenleri ana başlıklarıyla alırsak bir de kısaca elektronik olarak vergi denkleştirmeye Fransa'da da geçildi mi acaba rica ediyoruz. Evet, merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Teledeklarasyon sistemi, işte bu vergi beyanlarının elektronik bir ortamda yapılması 2009'dan itibaren Fransa'da başlatılmıştır. Evet. Bu sistem teşvik sistemi olarak uygulanmakta. Örneğin gerçek kişiler internet yoluyla yapılmış olan beyanlar için daha fazla zamandan faydalanabiliyor. Yani zorunlu bir şekilde değildir şu an için. Belki ileri zamanlarda olacak ama şu an değil. İşletmeler için zorunlu bir şekilde 1 Ekim 2011 tarihinden beri uygulanmaktadır. 230 bin eurodan fazla ciro yapan bütün işletmeler KDV ve gelirlerini elektronik bir ortamda beyan etmek zorundalar. Etmezlerse bir cezası var mı Filiz Hanım? Efendim? Eğer beyanda bulunmazlarsa bir cezası var mı, süresi? Tabii ki var. Genel olarak tarihler zorunludur biliyorsunuz vergi evet. sisteminde. Evet. Tarihi açtıktan sonra gecikme faiz sistemi uygulanmakta. Bu ceza olarak algılanıyor. Ayrıca en büyük risk tabii ki vergi beyanı yapılmadığından dolayı kırmızı alarmı ışıldatmak ve vergi inceleme riskini başlatmak aslında yani evet. beyan doğru zamanda yapılmadıysa bu otomatik olarak bir uyarı olarak algılanıyor vergi dairesi tarafından ve vergi incelemesi başlatılabiliyor. O tabii ki en büyük risk buradaki toplum için diyeyim artık. Evet. Çünkü peki. çoğu işte bu vergi beyanlarını, önerileri, gelen ihbarnameleri değerlendirmeyerek hafife alıyorlar ve bundan dolayı çoğu zaman dikkate alınmadıkları için ağır cezalar ve dönüşü olmayan durumlar yaratabiliyor. Peki son olarak kısaca şunu da rica edebilir miyiz? 2012'ye girerken önceki vergi denkleştirme işlemlerine, vergi muafiyet işlemlerine göre hani bilinmesi gereken Fransa'daki vatandaşlarımızın özellikle bir yenilik var mı? Yoksa eskiden nasıl aynı işlemler ve belgeler devam ediyor? Yeni bir yenilik yoksa onu aslında da... Aslında iki tane var. Buyurun. Bir tanesi, ilk önce şunu söyleyeyim. Biraz önce İsviçre'de meslektaşım İsviçre sisteminden bahsetti. Fransız sistemi o tipte çalışan bir sistem. Yani bu stopaj uygulanmıyor yani ve beyanlar evet. Sene sonrası yapılıyor. Evet. Önemli değişikliklerden bahsedeyim. Bu 2011 gelirleri ilgili gelir dilimleri değişmiyor. Evet. Ancak 500 bin eurodan fazla veya 1 milyon eurodan fazla kazanan gerçek kişiler için ekstra bir vergi uygulanacak. Çok kısa bir sorum. Çok kısa bir sorum var Filiz Hanım. Kazanç mı? Yani toplam ciro mu yoksa net kar mı? Net kar. Kar, evet. Kardan bahsediyoruz. Ciro biliyorsunuz.
başka vergiler şey yapabiliyor, yaratabiliyor ama gelirden bahsettiğimiz zaman kârdan bahsediyoruz daima. Tabii, bu gerçek tabii. Kişiler için de geçerli. Sadece için de, işletmeler, şirketler için de, herkes için aynı şekilde. Ben bunu özellikle şunun için soruyorum. Avrupa'da vatandaşlarımız işletmeciliğe, yani firma sahibi olmaya çabuk geçiyorlar. Ancak hala gelirin, yani ciro mu yoksa kazancım mı, ben bunun neyinin vergisini veriyorum? Aslında, İnanın çala kalem. Bu konuyla ilgili uzun uzun konuşmamız gerekebilir. Çünkü Fransa'nın en büyük sıkıntısı, yani Fransa'da yaşayan Türklerin en büyük sıkıntısı bu. İşi yapabiliyorlar fakat idare konusunda yanlış kişilerle çalışırlar çoğu zaman. Fransa'da iki muhasebe tipi var. Gerçek, hani diplomalı muhasebeler var ve normal muhasebeler var. Evet. Bu normal muhasebeler işi yapıyor fakat herhangi bir sorumluluk taşımıyor. Evet. Diğer muhasebeler diplomalı olduğu için tabii. Doğru düzgün bir şekilde yapıyor. Bu muhasebenin işi yani. Tacirler doğru. Genelde bunları bilmiyor. Doğru. Ve bundan dolayı sürekli vergi kontrolleri, yani başta Türk toplumun sıkıntısı vergi dairesi. O zaman çok güzel bir konuya değindiniz. Bizim yani Samanyolu'nun Avrupa'da marka olan bir programı var. 5 yıldır devam eden madalyon programı ki Avrupa Aha. ülkelerinden. O zaman şöyle olabilir. Program yapımcımıza, genel yayın yönetimimize iletiriz. Yani İsviçre, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan bu konuda sizin gibi uzmanlarla özellikle ticari yönden artık bir potansiyel oluşturduk. Vergi ve vergi denkleştirme, muhasebe, bu kayıtların tutulmasında yanlış bir iş yapmadan doğru bir ticaret ve kazanç için ne yapmak lazım? Aha. Teşekkür ediyoruz. Bizi bu çok konuda da aydınlattınız. İsabet oldu. Çok teşekkürler Filiz Hanım. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi günler. Evet sevgili seyirciler. Programımız vergi hükümlerini bilmesi gerekenler. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere efendim.